Evet, herkese günaydın. Sabah koşumuzu yaptık. Bugün havanın bayağı soğuk ve yağmurlu olması bizi durdurmuyor. Geçen paylaştığım videodan sonra birçok soru aldım. İşte neden koşuyorsun diye. Zaten gayet zayıfsın. Şişman değilsin, fazla yağların yok falan. Aslında koşmamdaki sebep tabii ki de sağlık ama sağlık biraz daha ikinci planda kalıyor. Koşu anlamda koşu müthiş bir enerji sağlıyor. Yani sanılanın aksine yani ben çok daha önceleri ulan sabah koşu yapılır mı diye düşünüyordum. Sabah yorulacaksın. Bütün gün o yorgunlukla nasıl geçireceksin falan diye. Aslında öyle değil. Ya da genelde işte çok sağlam yemek yemen lazım. Çok enerjik olman için falan et falan tüketmen lazım diye düşünüyordum ama öyle değil. Yani bu konularda bilgi sahibi olmadığımız için bu şekilde yanlış fikirler yürütebiliyorduk. Koşu yapmamdaki en büyük sebep öncelikle tabii ki sabah kendini yenebilmek. Birazcık da rahatlık çemberinden çıkabilmek. Beyni buna alıştırabilmek. Yani rahatlık çemberinde beyin bizim rahatlık çemberinde kalmamızı sağlıyor ama hayal ve hedeflerimiz genelde çoğu zaman rahatlık çemberimizin dışında. Ve hayal ve hedefiniz çok büyükse tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için aslında çok fazla enerjiye ihtiyacınız var. Ve çok fazla da zamana ihtiyacınız var. Bugün baktığımızda aslında Bill Gates'in ya da işte atıyorum Donald Trump'ın onların da 24 saati var. Benim de 24 saatim var ama mesele işte burada vaktimizi nasıl değerlendirebildiğimizdir ve enerjimizi bu anlamda nasıl kullanabildiğimiz. Ve büyük hedefleriniz varsa bunun için gerçekten çok fazla enerjiye ihtiyacınız var. Enerjiniz yoksa zaten kanepeden bile kalkmak istemiyorsunuz ya da yatağınızdan bile kalkıp aman ne olacak ki? Zaten atıyorum memurum, çayımı içerek oturarak para kazanıyorum falan diyebiliyorsunuz ama global hedefleriniz varsa bunun için mutlaka zaman kullanımı ve enerji kullanımınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Daha fazla enerjiyi nasıl bulabilirsiniz diye kendinize soru sormanız gerekiyor. Ve ben de bu soruyla zaten uzun zamandır kendime soruyorum. Ve tabii ki daha erken kalkıp sabahları koşu yapmak, bol bol su içmek, sağlıklı beslenmek. Bu şekilde devam ettiğinizde gerçekten müthiş derecede enerjik oluyorsunuz. Ve insanlar bu enerjinizi hissediyor. Sizinle iş yapmak istiyor. Sizin misyonunuza, vizyonunuza ortak olmak istiyor. Ve sizinle iş yapmak istiyor. Ve bu şekilde aslında hayal ve hedefinize daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bu biraz daha motivasyonel bir video oldu. Yani uzun zamandır zaten sağlık konusunda ve spor konusunda kafamda birçok şey var. Yavaş yavaş bunları gerçekleştiriyoruz. Bugün herkes sabah koşu yapabilir mi? Görünürde evet ama nedense bunu herkes yapmıyor. Yani ben yine olaya kendimden başlamakla birlikte yani işte devleti, hükümeti, eğitim politikasını şunları bunları suçlamak yerine bireysel anlamda ben kendim ne yapabilirim diye hareketle bugün kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve hayal ve hedefime ulaşmaya çalışıyorum. Ve bu anlamda sabah sabah koşturuyoruz işte. Başkaları tarafında şu an birisi beni görse yolda olan bu adam sabah sabah ne yapıyor? Elinde kamera bilmem koşu falan yapıyor. Gerçekten aptal mı da nedir falan diye düşünenler var ama yani bunlar bana göre başarının bedelleri herhalde. Neyse kafanızı fazla şişirmeden yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bizim buralara bahar geldi. Gerçekten güzel. Doğayla iç içe süper bir hava var. Yani akciğerlerimiz bayram ediyor şu anda. Hoşçakalın.